Hazreti Muhammed'in peygamberliği konusuyla devam edelim. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz 571 yılında Mekke'de doğdu. Babası Abdullah, annesi Amine'dir. Babası daha o doğmadan önce vefat ediyor maalesef. Hazreti Peygamber gençlik yıllarında ticaretle uğraşan amcası Ebu Talib'in kervanıyla birlikte Suriye ile Yemen arasında gidip geliyor. 25 yaşına geldiğinde Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice ile evleniyor arkadaşlar, biliyorsunuz. Hazreti Muhammed'e 610 yılında ilk vahiy geliyor ve peygamberliği böylece başlamış oluyor. Mekke'nin müşriklerin çoğu Peygamber Efendimiz'e Muhammedül Emin demesine rağmen, yani onu güvenilir insan olarak görmelerine rağmen ne yapıyorlar? Çok fazla Müslüman olmuyorlar. Bunun en büyük sebebi de arkadaşlar, birincisi yeni din, yani İslamiyet onların hayatında çok köklü değişikliklere yol açacaktı. İkincisi de zenginlerle fakirler, işte zencilerle beyazlar İslamiyet herkese eşit görüyordu. İşte bu yüzden İslamiyet'e girişler çok da hızlı olmadı. Ayrıca bu İslamiyet'e giriş olmadığı gibi Müslümanlara yönelik şiddet de zamanla arttı. Bunun üzerine Peygamber Efendimizin izniyle ne oldu? İlk hicret nereye gerçekleşti? Habeşistan'a gerçekleşti. Çünkü Müslümanlar daha fazla zulme dayanamıyordu ve Peygamber Efendimiz izniyle bir grup Müslüman Habeşistan'a hicret etti arkadaşlar. Asıl hicret bildiğiniz gibi Medine'ye olacak. 620 yılına gelindiğinde Medine'den bazı insanlar hac vazifesi için Mekke'ye gidiyorlar. Ve Akabe denilen mevkide Peygamber Efendimiz'le görüşüyorlar ve onu Medine'ye davet ediyorlar. Ve onu koruyacaklarına ve Müslüman olacaklarına söz verdikleri için biz bunlara ne diyoruz? Akabe biatları diyoruz. Akabe biatları sonrası Müslümanlar 622 yılında ne yapacaklar? Mekke'den Medine'ye hicret edecekler. Müslümanların bir kısmı önden gidecek. Peygamber Efendimiz ve Hazreti Ebu Bekir daha sonra Medine'ye ulaşacak. Evet, burası Mekke şehri. Burası da Medine şehri. Bu da hicret yolu arkadaşlar. Şimdi Peygamber Efendimiz Medine'ye geldiğinde orada iki tane grup var. Evs ve Hazreç diye iki Arap kabilesi var. Bunların yanında bir de Yahudiler var arkadaşlar. Peygamber Efendimiz bunlar ve Mekke'den gelen muhacirlerle bir araya gelip ne yapacak? Bir toplumsal sözleşme hazırlayacak. Yani devletin nasıl yönetileceği, dışarıdan gelecek tehlikelere karşı devletin nasıl savunulacağı gibi şeyler kararlaştırılacak. İşte biz buna ne diyoruz? Toplumsal sözleşme diyoruz. Burada iki tane terim var, bunu bilelim. Muhacir, göçmen demek. Yani Mekke'den Medine'ye gelenlere biz muhacir diyoruz. Medineli yerli halka da ne diyoruz arkadaşlar? Ensar diyoruz. Bu iki kelimeyi unutmayalım. Bu toplumsal sözleşme bir anayasa niteliğinde. Hatta bazı kaynaklar bunu ilk anayasa olarak da kabul ederler. Şimdi İslamiyet'in doğduğu sırada dünyayı anlatmıştık. O dönemde hangi devletler vardı? Bunu daha iyi anlamak için tabloya şöyle bir bakalım. Biliyorsunuz 600'lerde Peygamber Efendimiz 4 halife dönemi. Daha sonra Emeviler dönemi var. Bakın o dönemde Göktürk Devleti var. Sasaniler var. Doğu Roma İmparatorluğu var. Daha sonra Türkiçler, Hazarlar dönemi var arkadaşlar. Bu tabloları iyi bilin. Çünkü bunlarla ilgili sorular gelebilir. Nasıl soru gelir? İşte ne diyelim, 4 halife döneminde dünyada diğer hangi medeniyetler vardı? İşte birkaç tane şık verir. Sizden olmayanı ya da olanı ister. Şimdi Peygamber Efendimiz dönemindeki savaşlara gelelim. Biliyorsunuz müşrikler Müslümanları rahat bırakmayacaklar. Müslümanlar Medine'ye göçtükten sonra da onların peşini bırakmayacaklar. Müslümanlarla müşrikler arasındaki ilk savaş arkadaşlar 624 Bedir Savaşı'dır. Bedir Savaşı şöyle gerçekleşiyor. Mekkeliler Medine'ye hicret eden Müslümanların mallarını da alıp kervanla Şam'a götürüp orada satmayı düşünüyorlar. Daha sonra bunlardan elde ettikleri kazançla da Müslümanlara saldıracaklardı. Müslümanlar bunu haber alıyor ve Bedir kuyusu yakınlarında kervanın önünü kesiyorlar ve Müslümanlarla müşrikler arasındaki ilk savaş Bedir kuyusu yakınlarında olduğu için biz buna ne diyoruz? Bedir Savaşı diyoruz. Peki Bedir Savaşı'nı Müslümanlar kazanıyor. Şunu bilelim. Bir, Müslümanlarla müşrikler arasındaki ilk savaş Bedir Savaşı'dır. Bu soru gelebilir. İkincisi, savaşı Müslümanlar kazanıyor ve savaş sonunda elde edilen ganimetlerin bir kısmı, çoğunluğu savaşa katılanlar, bir kısmı da devlete bırakılıyor. Bu ikincisi. Üçüncüsü de arkadaşlar, Müslümanlar okuma yazma öğretmesi şartıyla müşrikleri ne yapıyorlar? Serbest bırakıyorlar. Bu da ne oluyor? Peygamber Efendimizin okuma yazmaya, ilime ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Yani müşrik esirler eğer Müslüman çocuklarına, Müslümanlara okuma yazma öğretirse bunun karşılığında serbest bırakılıyorlar. İkinci savaşımız Uhud Savaşı. Müşrikler Bedir Savaşı'nın intikamını almak için
Uhud Dağı eteklerinde Müslümanlara saldırıyorlar arkadaşlar. Ayrıca burada Suriye-Mısır ticaret yolu da Müslümanların eline geçtiği için müşrikler burayı da almak istiyor. Bu da ikinci bir neden. Buradaki savaşta maalesef Peygamber Efendimiz yaralanıyor ve Hazreti Hamza şehit oluyor. Bunun bir sebebi de arkadaşlar, şu haritada anlatalım. Şimdi Müslümanlar burada, müşrikler burada. Peygamber Efendimiz şuraya, dağın arkasına okçular yerleştiriyor ve bunlara diyor ki ne olursa olsun siz buradan çıkmayın diyor. Çünkü burası stratejik bir nokta. Yalnız savaş başlarında Müslümanlar savaşı kazanıyor ve müşrikler kaçmaya başlayınca buradaki okçular da ganimet elde etmek için ve savaşı kazandıklarını düşündükleri için ne yapıyorlar? Bunlar da yerlerinden çıkıp müşriklere karşı saldırıya geçiyorlar. Müşriklerin de böyle bir planı var. Onlar da şurada askerleri var. Bu okçuların buradan ayrıldığını görünce ne yapıyorlar? Müslümanları arkadan sarıyorlar. Böylece Müslümanlar kazandıkları bir savaşı ne yapacaklar? Kaybedecekler. Bazı kaynaklar işte Müslümanlar kaybetti diyor. Bazı kaynaklar beraber oldu diyor. Yani sonuçta kazanılan bir savaş okçuların disiplinsizliği yüzünden kaybediliyor. Evet, üçüncü savaşımız Hendek Savaşı 627. Bu Mekke'nin müşriklerin Müslümanları yok etmek için uğraştıkları son savaş. Daha doğrusu Müslümanların son savunma savaşı. Arkadaşlar, müşrikler güçlü olduğu için Peygamber Efendimiz Müslümanlarla bir görüşme yapıyor ve nasıl bir savaş yapılacağını istişare ediyorlar. İstişare sonucunda Mekke'nin etrafına, daha doğrusu Medine'nin etrafına çukur kazılıyor. İşte bu yüzden biz buna ne diyoruz? Hendek Savaşı diyoruz. Selman-ı Farisi'nin bir görüşüdür bu. Ve bu heyette kabul ediliyor ve Medine'nin etrafına hendek kazılıyor. İşte bu yüzden biz bu savaşa ne diyoruz? Hendek Savaşı. Hendek Savaşı'nı Müslümanlar kazanıyor. Şurayı tekrar hatırlatalım. Bu savaş Müslümanların Mekkelilere karşı yaptığı son savunma savaşıdır. Burası önemli. Hudeybiye Barışı ile devam edelim. Bu da çokça çıkar. Arkadaşlar Müslümanlar güç kazandıktan sonra Kabe'yi tavaf etmek üzere yola çıkıyorlar. Müşrikler tabi Müslümanları Mekke'ye sokmak istemiyorlar. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz amaçlarını bildirmek için Hazreti Osman'ı elçi olarak gönderiyor. Fakat Hazreti Osman Mekkeliler tarafından esir ediliyor. Bunun üzerine Müslümanlar savaş kararı alıyorlar. Durumun ciddiyetini anlayan Mekkeliler Müslümanlarla Hudeybiye barışını yapıyorlar. Şimdi Hudeybiye barışının çok önemli. Çünkü önce bunu söyleyelim sonra maddelere geçeriz. Hudeybiye barışıyla Mekkeliler Müslümanların varlığını resmen tanımışlardır. Çünkü sen biriyle anlaşma yapıyorsan onun varlığını tanıyorsundur demektir. Peki bu anlaşmanın maddelerini. Birincisi maalesef o yıl Müslümanlar Mekke'ye giremeyecek ve umre yapmayacaklar. İkincisi Mekkeli bir kimse Hazreti Muhammed'in yanına kaçarsa velisinin isteği üzerine geri verilecek. Fakat bir Müslüman kaçarak Mekke'ye sığınırsa iade edilmeyecek. Aslında Müslümanların aleyhine gibi görünen bu madde Müslümanların lehine sonuçlanıyor. Neden? Çünkü Müslüman olan birisi geri iade edildiği için, Medine'ye alınmadığı için velisinin de yanına gitmek istemiyor ve Mekke'yi ne yapıyor? Yağmalıyor. Yani ortada kaldığı için Mekke'yi yağmalıyor. Bu da Mekkelilerin zararını oluyor. Hayber'in fethiyle devam edelim. 629. Yahudiler Şam ticaret yolunu tehdit edip Müslümanların kervanlarını yağmalıyordu arkadaşlar. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Şam ticaret yolunun güvenliğini sağlamak için ne yapacak? Hayber üzerine bir sefer düzenleyecek. Bakın bu Hayber'de kim var? Yahudiler var. Ve Hayber seferi sonrası Şam ticaret yolunun güvenliği sağlanacak. Ayrıca bugünden itibaren Müslüman olmayan erkeklerden cizye vergisi alınmaya başlanacak. Bu da önemli. Mute Savaşı. Mute Savaşı ile ilgili şunu söyleyelim. Mute Savaşı Müslümanlarla Bizans arasında yapılan ilk savaştır arkadaşlar. Bunu bilseniz yeterli. 629 Mute Savaşı deyince aklımıza ne gelsin? Bizans'la Müslümanların yaptığı ilk savaş. Mekke'nin fethiyle devam edelim. 630. Arkadaşlar Hudeybiye anlaşması gereği taraflar birbirlerinin müttefiklerine saldırmayacaklardı. Fakat müşrikler anlaşmaya sadık kalmıyorlar. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Mekke üzerine yürüyor ve kısa sürede Mekke alınıyor. Genel bir af ilan ediliyor. Böylece Mekke'nin alınmasıyla birlikte arkadaşlar Mekke'deki Müslümanlara karşı düşmanlık sona eriyor. Hicaz bölgesinde İslamiyet'in yayılışı daha da hızlanacak.
Huneyn seferine bakalım. Mekke'nin Müslümanlar tarafından fethi üzerine Taifler'in önderliğinde putperest kabileler birleşecek ve Müslümanlarla savaşacaklar. Savaş sonunda Müslümanlar kazanıyor arkadaşlar. Son putperest tehdit de ortadan kaldırılıyor. Müslümanlar Taif üzerine sefere çıkıyor yalnız. O yıl başarılı olamıyorlar. Taif alınamıyor. Yalnız bir yıl sonra Taifler kendileri zaten İslamiyet'i kabul edecek. Tebük Seferi. Tebük Seferi de arkadaşlar Arabistan dışına yapılan ilk seferdir. Bunu unutmayın yeter. Yani Tebük Seferi ilk defa Arabistan dışına sefer yapılıyor ve bu bölgedeki birçok kabile Müslümanlığı kabul ediyor. Savaş şöyle oluyor aslında. Bizans'ın Arabistan üzerine büyük bir sefer düzenleyeceği haberi geliyor. Fakat bu doğru çıkmıyor. Ama Arabistan dışına sefer yapılmış oluyor yine de. Ordu çıkmasa bile Peygamber Efendimiz ordusuyla birlikte sefere çıkıyor. Veda hutbesiyle devam edelim. Peygamber Efendimiz vefatına kadar Medine'de yaşamıştır. Vefat etmeden önce Müslümanları toplayıp onlara seslenmiştir. İşte biz buna ne diyoruz? Veda hutbesi diyoruz. Peygamber Efendimiz 632 yılından Medine'de vefat etmiş. Cenazesi kendi evine defnedilmiş ve burası günümüzde Mescid-i Nebevi'nin içerisindeki Ravza-i Mutahhara olarak adlandırılır. Bu kelimeleri bilelim. Mescid-i Nebevi, Ravza-i Mutahhara